Bu dersimizde ek fiil konusunu işleyeceğiz. Kendi içinde iki alt başta ayrılır. İsimlere gelerek onları yüklem yapar ya da basit zamanlı fiillere gelerek onları birleşik zamanlı fiil yapar. Konunun ayrıntılarına geçmeden önce basit zamanlı fiil nedir hatırlayalım. Sadece bir kipeki almış fiillere basit zamanlı fiil denir. Basit zamanlı fiiller haber kipi veya dile kipi eklerinden sadece birini alarak çekimlenir. Okuyorum. Bu fiil haber kiplerinden şimdiki zaman kip ekini almıştır. Sadece bir tane kip eki aldığı için basit zamanlı fiildir. Çalışmalısın. Bu fiil dile kiplerinden gereklilik kip ekini almıştır. Sadece bir tane kip eki aldığı için basit zamanlı fiildir. Fiilin birden fazla kipeki almasıyla oluşan fiillere birleşik zamanlı fiil denir. Fiilin birleşik zamanlı olması demek iki kipekinin yan yana gelmesi demektir. Birleşik zamanlı fiillerde ikinci kipeki her zaman ek fiildir. Şimdi örneklerimize bakalım. Okuyordum. Bu fiil hem şimdiki zaman kipekini hem de görülen geçmiş zaman kipekini almıştır. İki tane kipeki aldığı için birleşik zamanlı fiildir. Çalışmalıymışsın. Bu fiil hem gereklilik kipekini hem de duyulan geçmiş zaman kipekini almıştır. İki tane kipeki aldığı için birleşik zamanlı fiildir. Birleşik zamanlı fiillerin üç çekimi vardır. Hikaye birleşik zamanlı fiiller, rivayet birleşik zamanlı fiiller, şart birleşik zamanlı fiiller. Basit zamanlı fiillere ek fiilin görülen geçmiş zaman eki, idi getirilerek yapılır. Hikaye birleşik zamanı, eylemin geçmişte yapıldığını hikaye gibi anlatır. Eve geldiğimde halen uyuyordu. Bu cümlede uyumak fiili, şimdiki zaman kipekinden sonra ikinci kipeki olarak bilinen geçmiş zaman kipekini de aldığı için birleşik çekimli eylemdir ve şimdiki zamanın hikayesi olarak isimlendirilir. Sevmek fiilinin farklı kiplerle hikaye birleşik zamanı çekimi şöyledir. Sevdiydim. Görülen geçmiş zamanın hikayesi. Sevmiştim. Duyulan geçmiş zamanın hikayesi. Seviyordum. Şimdiki zamanın hikayesi. Sevecektim. Gelecek zamanın hikayesi. Severdim. Geniş zamanın hikayesi. Sevmeliydim. Gereklilik kipinin hikayesi. Seveydim. istek kipinin hikayesi. Sevseydim. Şart kipinin hikayesi. Emir kipinin hikaye birleşik zamanı yoktur. Basit zamanlı fiillere ek fiilin duyulan geçmiş zaman eki imiş getirilerek yapılır. İsmail beyler yarın bize gelecekmiş. Bu cümlede gelmek fiili gelecek zaman kipekinden sonra ikinci kipeki olarak öğrenilen geçmiş zaman kipekini de aldığı için Birleşik çekimli eylemdir ve gelecek zamanın rivayeti olarak isimlendirilir. Bilmek fiilinin farklı kiplerle rivayet birleşik zamanı çekimi şöyledir. Bilmişmiş duyulan geçmiş zamanın rivayeti. Biliyormuş şimdiki zamanın rivayeti. Bilecekmiş gelecek zamanın rivayeti. Bilirmiş geniş zamanın rivayeti. Bilmeliymiş gereklilik kipinin rivayeti. Bileymiş İstek kipinin rivayeti. Bilseymiş, şart kipinin rivayeti. Görülen geçmiş zaman kipi ile emir kipinin rivayet birleşik zamanı yoktur. Basit zamanlı fiillere ek fiilin şart kip eki ise getirilerek yapılır. Şart birleşik zamanı eylemin yapılışını başka bir eylemin yapılışına şart koşar. Bu dönem takdir alırsan sana tablet alacağım. Bu cümlede almak fiili geniş zaman kipekinden sonra ikinci kipeki olarak şart kipekini de aldığı için birleşik çekimle eylemdir ve geniş zamanın şartı olarak isimlendirilir. Yapmak fiilinin kiplerle şart birleşik zaman çekimi şöyledir. Yaptıysan görülen geçmiş zamanın şartı. Yapmışsan duyulan geçmiş zamanın şartı. Yapıyorsan şimdiki zamanın şartı yapacaksan gelecek zamanın şartı yaparsan geniş zamanın şartı yapmalıysan gereklilik kipinin şartı istek şart ve emir kipinin şart birleşik zamanı yoktur birleşik zamanlı fiiller eklendikleri fiile zaman anlamının yanı sıra küçümseme terk edilmiş alışkanlık kesinlik ihtimal Başkasından duyma, umursamama, gerçekleşmemiş niyet gibi anlamlar da kazandırır. Mışmış mış birleşik yapısı cümleye küçümseme, inanmama, alay, kinaye anlamı katar. Sınava çok çalışmışmış, ödevlerini zamanında yapmışmış. R ve D birleşik yapısı cümleye terk edilmiş alışkanlık anlamı katar. Küçükken birbirimize mektup yazardık. Eskiden her gün spor yapardım. R ve miş, yor ve muş birleşik yapıları cümleye başkasından duyma, başkasından öğrenme anlamı katar. Çocuklar bahçede oynuyormuş. Bakışları insanı çok etkilermiş. Ecek ve di birleşik yapısı cümleye gerçekleşmemiş beklenti, gerçekleşmemiş niyet anlamı katar. Son günümde bana bisiklet alacaktı. Arkadaşım dün bize gelecekti. Miş ve dir birleşik yapısı bazı durumlarda cümleye kesinlik anlamı katar. Kalemleri bırakın, sınav sona ermiştir. Medeniyet, yazının bulunmasıyla başlamıştır. Miş ve dir birleşik yapısı bazı durumlarda ise cümleye ihtimal, olasılık anlamı katar. Belki Ahmet'i de aramıştır. Bu saate kadar çoktan uyumuştur. İsimler ve isim soylu sözcükler, zamir, sıfat, zarf, edat gibi kelimeler ek fiil alarak cümlede yargı bildirir duruma gelirler. Yani yüklem olurlar. İsim soylu sözcüklerin ek fiil alarak yüklem oldukları cümlelere isim cümleleri denir. İsim cümlelerinde ek fiil dört kiple çekimlenir. Görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, geniş zaman ve şart kipi. İlkokulda çalışkan bir öğrenciydim. Bu cümlede öğrenci kelimesi isim soylu bir kelimedir. Fiil değildir. Bu sözcük ek fiilin bilinen geçmiş zaman iki olan idiyi alarak yüklem olmuştur. Dün akşam kapını çalan bizdik. Bu cümlede biz sözcüğü kişi zamiridir. Yani isim soylu bir sözcüktür. Ve ek fiil alarak yüklem olmuştur. Son günlerde biraz yorgun gibiydi. Bu cümlede gibi sözcüğü edattır. Yani isim soylu bir sözcüktür. Ve ek fiil alarak yüklem olmuştur. Eskiden de çok güzelmişsiniz. Bu cümlede güzel kelimesi isimdir. Bu sözcük ek fiilin duyulan geçmiş zaman iki olan imişi alarak yüklem olmuştur. En çok istediği hediye cep telefonuymuş. Bu cümlede cep telefonuymuş söz öbeği bir isim tamlamasıdır. Ve ek fiil alarak yüklem olmuştur. Buraya çöp dökmek yasaktır. Bu cümlede yasak kelimesi isimdir. Bu sözcük ek fiilin geniş zaman iki olan idiri alarak yüklem olmuştur. Demek siz de İstanbullusunuz. Bu cümlede İstanbullu sözcüğü ek fiilin geniş zaman eklerinden siniz ekini alarak yüklem olmuştur. Ek fiilin geniş zaman eki olan dir bazen cümlede kullanılmaz, cümleden düşer. Bu durumda yüklem ek fiile çekimlenmiş kabul edilir. O da en az senin kadar çalışkan. Yeni evimiz iki katlı. Çalışkandır, iki katlıdır demek istiyor. Ek fiilin şart kipi, ek fiilin diğer kiplerinden farklı olarak eklendiği isim ve isim soylu sözcükleri yüklem yapmaz. Cümleye şart anlamı katar. İsimlere ise getirilerek yapılır. Getirildiği sözcüğe göre sase şeklinde kullanılabilir. Hastaysanız doktora gidiniz. Bu cümlede hasta kelimesi isimdir. Bu sözcük ek fiilin şart eki olan ise'yi almıştır. Ek fiilin şart eki olan ise, bağlaç olan ise ile karıştırılmamalıdır. Ek fiil olan ise cümleye koşul anlamı katar ve olumsuzu yapılabilir. Bağlaç olan ise cümleye şart anlamı değil, karşılaştırma anlamı katar ve olumsuzu yapılamaz. Kitabımı getirmişim, defterim ise evde kalmış. Bu cümlede ise cümleye karşılaştırma anlamı katmış ve olumsuzu yapılamaz. Bu yüzden bağlaştır. Elindekiler ağırsa yardım edebilirim. Bu cümlede ise cümleye şart anlamı katmış ve olumsuz yapılabilir. Bu yüzden ek fiildir. İsim cümlelerinde ek eylemin olumsuzu değil edatıyla yapılır. Değil, olumsuzluk edatı isimle ek fiil arasına eklenir. Bayramda yollar kapalıymış. Bayramda yollar kapalı değilmiş. Ek fiilin soru biçimi de diğer fiillerde olduğu gibi mi soru edatıyla yapılır. Mi soru edatı isimle ek fiil arasına eklenir. Bayramda yollar kapalı mıymış? En sevdiğin mevsim yaz mıdır? Dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere.